Usa está destruído, microfone direito. Aleyküm selam. Rahmat, sağ olun. Sağ olun. Selamat olun. Rahmat, sağ olun. Rahmat, sağ olun. Rahmat. Interaktiv suhbat şu tomonlari yaxshi, chiroyli, alhamdulillah. Savolingiz, birinchi savolingiz diniy masalalarda ta'lim mavzusi va Amir Temurni misol qildik. Amir Temur ha bosh birinchi ta'limi Qur'ondan bo'lgan, qori bo'lgan. Hattoki qorilarga savol berib, qorilarni ham lol qoldirgan. Amir Temur ilmli odam bo'lgan. Keyin otasi unga ta'lim bergan yoshligida. U madrasada bolasi o'zi boshlanishi madrasada o'sha dadasi ya'ni Tarag'ay aytganki, sen ya'ni uni jangavorligini yoshligidan bilgan. Ya'ni sho'x bola bilinadi-yu. Sen nima qilgan taqdiringda ham ulamolarga yaxshi muomala qil degan. Hech qachon ulamolarning ko'nglini qoldirma degan. Boshqa qilgan ishlaringni bilmayman, senga katta nasihatim shu degan. Amir Temur aytadi, men deydi, erişgan yutuqlarimni hammasiga mana shu ulamolarga ko'rsatgan hurmatim sababli deb bilaman degan. O'zining e'tirofi bor. Suriyaga borganda, Damashqqa borgan paytida Damashqda bunga qarshi chiqqan siyosiy iqtidordagi amirlar ortiqcha gap qilganda birinchi bo'lib elchi jo'natib
xalq aholining ichidagi ulamolarga xitob qilgan. Ulamolar, sizlar falon vodiyga chiqib turinglar. Meni ishim sizlar bilan emas degan. Meni qilichimni tasodifiy zarbasi sizlarga tegib qolmasin. Men amirlar bilan gaplashaman deb ulamolarni hurmat qilgan. Bu o'sha ta'limdan. Va to'g'ri jon kuydiryapsiz. Bu masalada bizni O'zbekistondagi hozirgi siyosatda ham jon kuydirib alohida guruh ochildi, alohida bo'lim. O'zbekistonda islom, ya'ni sivilizatsiyasi markazi. Bu katta bo'lim bu, o'sha ta'lim tizimini professionalizmga ko'tarish, oliy ta'limni, masalan, magistratura, akademiyalarni shu yerda tashkil qilish va islom nom islom bo'lgani bilan islomni dunyo mavzulariga ham befarq emasligini ko'rsatish. Katta bino qurilyapti, uni ichida katta bir g'oya oldinga surilyapti. Bu g'oya olamshumul g'oya. Bu g'oyani tarixda o'sha Renesans davriga bog'lanadi. 9, 10, 11, 12 asrlar. Eng mashhur davrlar. Islom O'rta Osiyoga kirib kelgan, Shomga yetib borgan davrlarda Baytul Hikma tashkil qilinishi. Butun dunyoga hamma ham bo'yicha islom ulamolarini qobiliyatini ko'rsatish amalga oshirilgan. Shu islom sivilizatsiya markazi shunga asos sifatida qurilyapti. Lekin muammolar bormi? Siz ko'rib turgandek bor. Ya'ni mutaxassis yetishmovchiligi bor. Biz mutaxassis yetishtirishimiz kerak. Endi dini ta'lim masalasida nozik nuqtalar bor. Ko'p odam shuni farqiga bormasdan turib, boshqa masalan boshqa masalaga chalkashtirib qo'yibdi. Dini ta'limda professionalizm bor. Ya'ni shu sohaga umrini baxshida qiladigan odamlar bor. Bularga madrasalar ochilgan. Maktab tizimidan chiqqandan keyin madrasada o'qiydi u. Hayotini shunga bag'ishlaydi. 10 yil, 15 yil, 20 yil o'qiydi. Tibbiyotga bag'ishlagan maktabni bitirib tibbiyotga bag'ishlaydi-yu. 15 yil o'qimasa tabib, doktor, bir mutaxassis doktor bo'la olmaydi. Xuddi shuning singari dinda ham shu. Mutaxassislikka bitta muammo bor, kvota kam. Ko'paytirish kerak. Buni taklifini yozdik biz. Va bu o'rganib chiqildi. Ikkinchisi siz aytayotgan yoshlarimizni, bolalarimizni deyarli aksariyati Qur'on o'qigisi keladi. Ana shu Qur'on o'qiyman deb Misrga ketyapti. Qur'on o'qiyman, O'zbekistonda ruxsat yo'q degan bahona bilan Turkiyaga ketyapti. Boshqa mamlakatga ketyapti. Va o'sha joyda pul sarflab, vaqtini sarflab, umrini sarflab Qur'on o'qigani boryapti. To'g'ri yo'lda yurganiku, hay-hay. Lekin u yoqqa borganda noto'g'ri jamoaga qo'shilib qolsa, u balo ustiga balo bo'lyapti. Dard ustiga chipqon bo'lyapti. Buni oldini olish uchun biz ham bu taklifni qildik. Va O'zbekiston musulmonlari dini idorasida alohida yangi bo'lim ochildi. Hozir shu bo'limni rahbar o'rinbosariman. Meni shuni o'rinbosar qilib tayinlashdi. Qur'on va tajvid o'rgatish bo'limi. Katta bo'lim hozir 18 ta yoki 20 dan oshiq joyda siz aytayotgan ta'limni boshladik. Yosh chegaralanmagan o'tdi. Kurs 3 oylik kursga yozilasiz, Qur'on o'qitasiz. Bo'sh vaqtingizda, maktabdan bo'shda yoki ishdan bo'sh paytingizda bog'lanib o'qishyapti. Lekin yetarlimi? Bu yetarli emas. Nimaga? Kadr masalasi muammo bor va bu masalalarni butun viloyatlarda tashkil qilishimiz kerak. Rejamiz bizni xalqimizda Qur'on savodi yo'q odam qolmasligi kerak. Buning ichida azon bor, boshqa narsalar ham bor. Buni tartibini harakat qilyapmiz. Bu endi hamma qiziqadigan narsa. Bunga professionalizm shart emas. O'zingiz uchun o'rganib qo'yaverasiz. Shu bahonada boshqa mamlakatga chiqib ketib, birovlarning qo'liga tuzoqqa tushib qolishlik oldini olish masalasida ham buni tashkil qilindi. Qilinyapti. Hozir Shayx Aljon Qori buni rahbar, bu anaqaga bo'limga va bu bo'lim juda ham aktiv ishlayapti. Undan tashqari azonlarni tartibga solish, diniy va shunga o'xshagan masalalarda ilk ta'limlarni o'rgatib boryapmiz. Yana qaytib aytaman, hech qachon biz muammoni yashirmaganmiz, muammo bor. Hamma sohada. Siz sohangizda ham, tibbiyot sohasida ham, muhandislikda ham bor. Eng katta muammo nima? Kadr masalasi. Kadr yetishmovchiligi. Hozir aytib turibdilar o'zlari. Ish ko'p, kadr masalamiz kam. Bu muammo. O'zi davlatni, jamiyatni kuchaytiradigan ikkinchi omil kadr. Birinchi omil qonunni joyiga qo'yish kerak-da, lekin shu qonunni joyiga qo'yish uchun ham kadr kerak.
Ben ikinci omil deyapman, bir ma'noda birinci omil bu ham. Kadrni yetishtirib olsak joyiga tushadi. İkinci savolingiz hijob masalasi. To'g'ri aytyapsiz, hijob balog'atga yetganda farz bo'ladi. O'z bizda hijob deb arabcha gapiryapmiz-da, aslida madaniy kiyinish deyiladi bu. İslomda dini kiyim degan tushuncha yo'q. İslomda mana bu dini, mana bu dunyoviy degan tushuncha yo'q aslida. Hammasiga niyat bilan qarasangiz dini ya'ni savob fon kasb qilaveradi. Mana hozir aytdimman, niyatingizni to'g'ri qilsangiz, niyatingizni go'zal qilsangiz, qilayotgan ishingiz ibodat deb yoziladi. Men ertalab ishga ketyapman desangiz, ishga kelyapgan bo'lasiz. Men ibodatga ketyapman, xalqni xizmatiga ketyapman desangiz, ham ish qilasiz, ham oylik olasiz, ham savob bo'ladi. Niyat bilan. Kiyimda dini kiyim degan tushuncha xristianlarda bor. Ularga bitta qarasangiz, dini kiyimda yurgani bilan dini mas'ulligini bilasiz. Dini işte cherkovda ishlaydigan odamning alohida kiyimi bor. Islomdagi kiyim yo'q. Islomda kiyim masalasi axloqiy kiyim masala deb qaraladi. Axloqiy kiyimsin, urfdan chiqib ketmasin deydi. Urf mana masalan bizni o'zbekchiligimizda qanaqa urf bor? Madaniyat qanaqa madaniyatimiz bor? O'sha madaniyatdan chiqib ketmasin. Va o'sha avrat masalasi bor, o'sha avrat masalasiga rioya qilsin. Va buni ya'ni qandaydir axloq politsiyasi orqali nazorat qilmaydi. Haliga aytganimizdek, inson o'zi javob beradigan narsalar bo'ladi. Va jamiyatning ichida aytganingizdek, yosh bolalarga majburlashlik umuman yo'q islomda. Keyin men bu masalalarni fiqhiy tomonini bir soat gapirishim mumkin-da, meni eng ya'ni qaynoq nuqta deb ko'rgan joyim ro'mol, hijob, soqol, namoz, yo'ldagi namozxonalar kabi islomiy rituallardan, islomiy istilohlardan siyosat yasayotganlar bor. Eng xatarlisi bu. Ha, muammo bordir. Muammoni yechimini hal qilishlik uchun biz o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Lekin nima deyshyapti? O'zbekistonda hijobga qarshi siyosat deyapti. O'zbekistonda deyapti, soqolni olib borib qiryapti deyapti. O okean orqasidagi elchilar. Ularga nima keragi bor buni? Ular siyosat yasayapti. Men o'sha masalani oxiriga taftish qilib bordim. Men ko'p masalalarda bilasizlar, fikrimni bildiraman. Men birovdan bosim oladigan, birovdan zakas oladigan odam emasman. To'g'rini to'g'ri deb aytaman. Shu kungacha to'g'ri deb aytib kelyotganim uchun xalq yaxshi ko'ryapti bizni. Nimaga? To'g'rini aytadi bu odam deyapti. To'g'rini aytaman, to'g'risini. Soqol masalasida men bir joyda aytdim. 20 taga yaqin bola soqolni qo'ygan, uzun, gavda katta. Eski sistema bo'yicha, ko'cha sistemasi bo'yicha odamlarga dolya bo'yniga qo'ygan, magazinlarga. Telefon imeykalari bo'yicha Qozog'iston, O'zbekiston o'rtasida har xil ishlarni qilishgan, jinoiy to'da, yangi to'da shakllantirgan. Keyin ularni ushlab olib borib ularni jinoyati ma'lum, hamma narsasi ma'lum. Bu ish bo'yicha mana o tagiga yetib borib, axborot markazlari bo'yicha ham so'rab surishtirib, oxiri shunga yetganda men ularga aytdim. Nimaga o'sha odamlarni jinoyatini ko'rsatmadinglar olib chiqib? Nimaga? Sizlarning ishinglar, qilgan ishinglarni ko'rsatish kerak. Mana jinoyatmi jinoyat? Ularni olib borganda jinoyatchilar endi qaysi darajada uni sud hal qiladi? Ulardan barmoq izlari olingan, soqollari olingan, har turli ishlar qilingan, sudda ishlangan ularni. Ular tashqariga chiqqanda mana bizni soqolimizni qiryapti degan. O'zi o'g'ri. O'zini o'g'riligini berkitish uchun soqolni siyosiylashtirgan. Yutqizib qo'ydik bu ish masalasida. Ha, o'shandan keyin ho'li quruq yonadi, o't ketsa o'rmonga deb bir qancha hech qanaqa jinoyatga aralashmagan ko'chada soqoli bor odamni ham qirib tashlandi. Noto'g'ri dedim ben bunu, her zaman aytib kelyapman. Undan tashqari ichki ishlar o'zi bayonot ham berdi. Aytdiki, biz agar noqonuniy ish qilgan bo'lsak dedi, yozinglar mana sudga yozinglar ko'ramiz dedi. Chunki ularning qo'lida deyla turibdi, u ishni qilgan odamlarning soqolini qirgani, mana soqolda men ham yuribman, soqolda hamma yuribdi. Undan siyosat yasash xavfli. Men mana bu tomonga urg'u berdim doim ham, aytyapman, bu xavfli bu.
Sakal koyuş koymaslık bir insanın özünü şahsi işi. Ben dahil kılalmıyım onu. Hatta bana Osmanlı hilafatı deyişedi. Doğru mu? Osmanlı hilafatı hem yok İslam'ı tarikatken. Sultan Süleyman farzantlarını bir ortası ki sakal koyuşu ruhsat vermeyen. Kaysa bir sakal koyuşu sultanlıkke, halifelikke davager de bilgen. Beni taktımge davager de bilgen. Mustafa degen oğlu var Sultan Süleyman. Tarihini açıp okuyun. Kenca Mustafa. Sakal koyuyor. Ne ki sakal koyuyor sen degen. Benim tahtımda gözüm var mı degen. Yo degen al sakallı degen. Sultan Süleyman. İslam halifesi. Bopta degen amegen sakallını. İkinci mette yine agahlantırgen. Amegen. Başka sebeplerden yan misal kiltirgen de sakallını amegeni üçün. Sebeplerden bittesi bu ya. Mustafa'nı öldürgen. Okuyun tarihini. O siyaset oyuncağmaz. Sakaldan siyaset yasamazlık gerek. Hicaptan siyaset yasamazlık gerek. Bizde Özbekistan'da dini erkinlik havaskılarlı derecede. Havaskılarlı. Hazır prokuraturada ben dinden yapıp durup ben sizlerge. İmandan, itikattan, hadisten yapıp durup ben. Bu arzu kılınken küller bunlar. Ve sizler bilirken savalları ki havaskılı yapma. Yani vicdanlı adamlar işle yaptı bu sahada. Şunu arzu kılardık ki biz. Şimdi hop, hijab ruhsat. Hop, romal uğraş ruhsat. Bitti karasayız, bizi urfumuzdaki romalmaz. O yüzden romal uğraştan maksatlı mıydı? Adamlarını celp kımaslı gidi. Doğru mu? Hemme karayı digen başkaça bir kıyım. Ne abi hiç ne kıyımlarını giyip alışı yaptı. O ne kabı mıydı ki? Maksat buzulup kaldı. Maksat ne doğru? İyi ondan taşkarı bundan, bana şu korunuştan. Siyaset yasaçlıkka meydan yaratılıyordu. Meydan yaratılıyordu. Bu meydanını onların kolu gibi verip koymasakimiz gerekiyor. Biz özümüzü adamlara çüntürüyordumuz. Addi bol, admı bor. Hazreti Ali'nin gepleri var. Kün inden nefsi şerran minen nas. Kün indellahi hayrun nas. Kün inden nasi raculun minen nas degenler. Eğer sen yomon odam degan nomni olmoqchi bo'lsang, o'zingni nafsingni nazdida yomon bo'l deganlar. Ya'ni nafsni aytganini qilma deganlar. Nafsingiz nimalarni xohlamaydi? Uni ober, buni yeymiz, bunga ketdik, unga yurgik deydi. O'shanda nafsingizni aytganini qilmasangiz, nafsingiz sizni yomon ko'radi. Yomon odam bo'lmoqchi bo'lsangiz, nafsingizni oldida yomon odam bo'ling. Yaxshi odam bo'lmoqchi bo'lsangiz, Allohni nazdida yaxshi bo'ling. Odamlarni nazdida nima qilasiz, o'zingizni ko'rsating. Sizi Allah bilsin yakışılığınızı. Hemen minnet kılavermezlik gereği. Sakal koyu varken sakaldan başka hiç narsa yok. Sigaret yem çeke uğradı, arağını yem içe uğradı, piveni yem içe uğradı, ağızdan şadık kırıp badı yem çıka uğradı. Sakal koyu varken bu oldu. Ha sünnet deyip koyardı. Niye? Başka narsa da ne mi oldu? Başka kanı kalan işleri işsizdi. Uzları cinayetçiler. Allah'ın nazdında yaxşı adam buluş gerek. Sizde Allah yaxşı desin. Üçüncüsünü karayın. Adamlar içi de şu adamlarını bittesi bugün de gelirler. Acırap durma Allah'ı da bu ama. Kün inden nasi roculen minen nas. Şu adamların içindeki bir insan bu. Kasplaşların içi de bir adı yok. Şular bilen bir kıl bu. Şular kıyıngen kıyımı kıyıp, şular yiyen avukat diyeyim, şular bilen bir kesen akır. Allah'ı da bulu olup kibir bu. Bu bilan oturmayayım ben, bu bilan konuşmayayım ben, sen passan, sen... Yok, ne kalmaz. İbadet bilan fakirleniş, hatarlı. Günahtan tavba kılış, şerefli. İbadetten fakirleniş, hatarlı. Ondan kuru günahtan tavba kıyenge acır kattı. Şunun için bu mesele fikhi tamamen hiç kaçan biz hicabge, romalge, sakalge, karşımasımız, karşı bugellerge karşımız. Daima aytamiz bunu. Buna kanarsa yok. Erkinlik, vicdan erkinliği var. Lekin bitti ikide şunga o'xshagan hodisalarni oqibatida. Yoki kimdir ilimsizlerce o'zini mansabini suiistimol qilib, qonunchiligini bilmasdan bu işlerini qilsa, bundan siyosat yasamaslik kerak. Siyosat yasashlikka imkon bermaslik kerak. Çünkü poylab turishibdi-da. Qachon shunaqangi bu millatni ichida bir olov chiqarib yuborar kimmiz deb turishibdi. İnşallah bunga imkon bermaymiz. Bizning xalq sabrli, andishali, bizning xalq aqli hushi joyida xalq.
Bularning ichida bitta, ikkita shunga o'xshagan odam chiqishi mumkin, lekin u bitta ikkitaga bu katta jamoat aqli hushi joyida odamlar ergashmaydi. Salomat bo'ling.